Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Bugünkü videomuzda dolar, altın, gümüş, euro, sterlin ve bitcoin'i inceleyeceğiz. Bizler için kritik seviyelerin hangi rakamlardan geçtiğini teknik analiz yöntemini kullanarak sizlerle birlikte bulmaya çalışacağız. Ayrıca sizlerle birlikte hem eğitim amaçlı bazı bilgileri de paylaşacağım. Beni bu videoda çok iyi dinlemenizi sizlerden rica ediyorum. Videomuza geçmeden önce Kanalımıza beğeni atmayı unutmazsak ve kanalımıza abone olmamış arkadaşlar varsa da kendilerini mutlaka kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Evet arkadaşlar piyasa e, görüyorsunuz ortalık gene alev yeri gibi oldu. Özellikle dolarda e, yukarı yönlü e, alevlenmeler başladı. Şimdi bizler için dolar tarafında e, yükselişler devam eder mi? Yoksa altın tarafında e, düşüşler Gelecek mi? Sizlerle birlikte bunu inceleyeceğiz, gümüşe bakacağız, euroya bakacağız, sterline bakacağız. Sterlinde 12 TL üzeri hedeflerimiz vardı, noktasal olarak çalıştı. Dolar TL'de 858 hedeflerimiz vardı, bu hedeflerimize çok yaklaştık. Altının onsunda 1914 dolar bu hafta hedefimiz vardı ve tam 1914 dolar altın ons değdi. Buradan bir düzeltmeye gitti. Gram altında gene 840 hedefimiz ee, pardon. E, gram altında gene hedeflerimiz 540 hedeflerimiz devam ediyor. E, bununla beraber e, gümüş gramda hedeflerimiz devam etmekte 7.94 8 TL civarlarında hedeflerimiz var. Bu hedeflere doğru hareketlerimiz devam ediyor. Bitcoin'de aşağı yönlü beklentilerimiz mevcut. E, orada da ilk etapta 32.000 ve 27.000 dolarlar beklentimiz mevcut. Hepsine bu videomuzda kısa kısa değinmeye çalışacağız. Hemen altında başlayalım. Altında bizler için en kritik seviye olan haftalıkteki seviyemiz yukarı yönlü kırıldı. Bunu zaten daha önceden sizlerle paylaşmıştık ve altın onsunda artık yukarı yönlü hareketin başladığını bildirmiştik arkadaşlar. Şimdi altın onsunda bizler için en kritik seviyeler nereden geçiyor? Sizlerle birlikte bunu hep birlikte bulalım. Bakın arkadaşlar beni çok iyi dinleyin çok önemli. Şurada işaretlediğim kırılımın geldiği nokta tam 1854 noktası altının onsunda. Yani altının onsunda artık 1854 seviyesi çok kuvvetli bir destek halini aldı. Özellikle de 1854 seviyesi haftalık kapanışlarda gördüğümüz için altının ons tarafında düzeltmeler artık bir alım fırsatıdır. 1854 seviyesine kadar olan. Altın ons tekrardan 1854 seviyesine değer mi başkan derseniz deyip değmeyeceğini zaman içerisinde göreceğiz. Fakat bunun garantisini hiç kimse veremez. Fakat biz sizlere şurada altının onsunda zaten artık buralarda bir ikili dibin oluştuğunu ve buradan altının onsunun yukarı 2200-2300 dolarlara doğru çıkacağı yönündeki e, tahminimizi sunmuştuk. Tabi hiçbir zaman burada verdiğimiz e, kararlar bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. E, sizlerden ricam kesinlikle bana alalım mı satalım mı şeklinde sorular sormamanız. Biz burada öngörülerimizi paylaşıyoruz. Kendi öngörülerinizi de sizler bir araya getirirseniz İkisini birleştirirsiniz, kendi öngörülerinizle bizim öngörülerimiz uyuşuyorsa bunları uygulamaya çalışırsınız. Evet, 1854 dedik arkadaşlar. Şuradaki yukarıdan gelen mavi çizgi kırılım noktamızın geçtiği seviye 1854 seviyesi ve burası yukarı kırıldı. Şimdi burası bir test yapıp 1854 seviyesini tekrardan görür mü? Dediğim gibi onu artık bizler bilemeyiz arkadaşlar, buna piyasa karar verecektir. Fakat 1.854 dolar artık güçlü bir destek haline gelmiştir ve altın onsunda önümüzde tekrardan bir 1.914 direnci hedef konumundadır arkadaşlar. Altının ilerleyen dönemlerde bu 1.914 dolar seviyesini de yukarı yönlü kırıp benim tahminimce 2000 12 dolarlar seviyesine doğru altının onsunu yukarı taşıyacaktır arkadaşlar. Benim öngörüm bu yönde. Haftalıkta da zaten stokastik indikatörüne baktığımızda altının onsunu yukarı yönlü hareketini desteklediğini görüyoruz. Hemen gram altına da bakalım. Gram altında 540 civarlarında hedefimiz vardı. Bu hedeflerimiz doğrultusunda gram altın nerelere gidiyor? Evet şu an 518 TL'ler civarında bir gram altın. E, görüyoruz. Kısa da verdiğimiz 513-523 seviyeleri 540'a giderken ki ara biliyorsunuz bizim ara destek ve direnç bölgelerimizdi ve e, bunlar da noktasal olarak zaten gram altında e, çalıştı arkadaşlar. Hepiniz geçmiş videolarımı izlediniz. E, devamlı da ben dedim demekte de istemiyorum. Zaten sizler e, beni izleyen arkadaşlar verdiğim hedeflerin nasıl noktasal olarak çalıştığını gayet iyi biliyorlar. Önümüzde artık bizler için 505 seviyesi önemli bir destek haline geldi arkadaşlar. Biz gram altında artık 505 TL civarına stoplarımızı yükseltiyoruz. Ve yukarıdaki ana hedef bölgemiz 540 seviyesi. Ona gelmeden önce de ara destek seviyemiz 527 TL'ler civarına doğru gram altında da yönümüzü <laughs> çizmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Sizler burada verdiğimiz seviyeler neticesinde gene piyasada çeyrek altın, e, tam altın, ata altın, bilezik gibi e, gramsal değeri olan e, ürünlerinizi gram altında 24 ayar gram altında çarptığınız zaman zaten e, şu anki değerini de kendiniz bulabilirsiniz. E, aldığınız bileziğin e, çeyrek altının gramaj miktarını 24 ayarla çarptığınız zaman yani buradaki gram değeriyle çarptığınız zaman elinizdeki bileziğin altının da kaç gramla tekabül TL'ye tekabül ettiğini bulabilirsiniz. Evet gram altında dediğim gibi arkadaşlar yönümüz açık ve net olarak 540 seviyesine doğru hala sürdürmekte ve ben 540 TL'ler civarına doğru gram altında hareketin geleceği yönündeki düşüncemi değiştirmiş değilim. Bu düşüncem de hala devam etmekte Evet hemen dolar tarafına bakalım dolarda biliyorsunuz bir hareketlilik var bizim dolarda özellikle yukarıda beklentimiz olan 858 e, seviyemize çok yaklaştık dolar-tl kurunda 858 benim için önemli bir dirençtir arkadaşlar ve şu tam tepeden geçen direnç noktasıdır e, doların hareketlerinin bu seviyeye kadar zaten e, durmayacağını Sizlerle yaptığımız videolarda zaman içerisinde paylaşmıştık. E, dolarda gene bir satış gelecekse yani bu şuradaki 8.58 civarlarından bir satış e, olasılığı durumunun yüksek olduğunu sizlerle birlikte konuşmuştuk. Yani 8.48-8.58 aralığı dolar tl kurunda bizler için önemli bir aralık ola ki dolar TL kuru arkadaşlar bu 8.58 seviyesinin yukarı yönlü kırarsa işte o zaman dolar TL kurunda maalesef ki buradaki kulbun da yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte artık 9 TL'ler civarına doğru giden yeni hedef bölgesi dolar TL kurunda görmeye başlarız. Bizler için bir Stop bölgesi 8.28 civarlarında Dolar TL kurunda zaten belirlemiştik. Bu 8.28 e, stop noktası kırılmadığı müddetçe e, satış yapılır mı? Valla arkadaşlar e, bu sizin bileceğiniz iş. E, fakat ben risk alırım. Dolar TL'de de 8.58 seviyesi yukarı yönlü kırılırsa ben tekrar 8.28 e, seviyesindeki stop noktamı yavaş yavaş yukarıya çekerim. 9 TL'leri beklerim diye bir düşünceniz, stratejiniz varsa beklenebilir. Ama görüntü olarak baktığınız zaman şu an itibariyle hala da al sinyalini dolar tl kurunda devam ettiğini ve verdiğim hedefin 8.51-8.58 aralığında devam edeceğini ve 8.58 seviyesinin de çok iyi takip edilmesi gerektiğini ben düşünmekteyim sizlere de e, nacizane tavsiyem 858 seviyesini e, düzenli bir şekilde dikkatli bir şekilde tavsiye etmeniz e, tavsiye ediyorum düzenli bir şekilde takip edin arkadaşlar bu seviyeyi Evet burada takip ettiğimiz bakın üçgenimiz vardı ve dolar telekurunda ne demiştik 10 gün içerisinde bir kırılım mutlaka gelecek ve bugün itibariyle buradaki kırılım gerçekleşti e, bu takip ettiğimiz üçgenimizi yukarı yönlü kırılmaz şeklinde birçok analizci bilip bilmeden yorumlar yaptı. E, fakat ben size üstünüze basa basa buradaki olayın yukarı yönlü kırılması durumunda çok tehlikeli e, dolar TL kurunda özellikle e, seviyeleri birlikte getireceğini bildirmiştim. Şimdi artık bizler için dolar TL kurunda bakın arkadaşlar şurası özellikle 8.45 seviyesi çok önemli bir hal aldı. Yukarıda dolar TL kuru tekrardan bu 8.45-6 içerisine girmez ise ilk etapta 8.58-8.45 aralığında bir çalışan dolar TL kuru görebiliriz. Veya 8.58'i yukarıya doğru kırarsak da bu sefer 8.89 TL'lere doğru giden bir dolar TL kuru karşımıza çıkar. Şimdi burada stop bölgemizi en yakın nereye koyabiliriz diye soracak olursanız günlükte en yakın stop bölgemizi koyacağımız bölgede 8, 8, 34 seviyesi. Evet bu 8.34 seviyesine de stop bölgenizi çekebilirsiniz. Özellikle EMA değerimiz olan 8.34 bölgesi dikkatli bir şekilde takibinizde olsun. Evet şimdi teknik analiz işlemez diyen bazı arkadaşlar mevcut. İş bilmeyen, iş güzel arkadaşlar mevcut. Devamlı yorumların altına yazılar yazmakta e, bilip bilmeden de konuşmakta bu arkadaşlara da birkaç çift lafım var uzun zamandan beri Dolar TL kurunda teknik analiz yöntemini kullanarak yukarı yönlü hareketlerin gelebileceği seviyeleri bulmaya çalışıyoruz ve özellikle de stop bölgelerine dikkat çekiyoruz Stop bölgeleri kırılmadığı müddetçe bir ürün yükseliş trendindeyse gideceği hedef bölgesine doğru gider bu eğitim amaçlı zaten geçmişe dönük nasıl sizlerle birlikte takip ettik arkadaşlar ve stop bölgemizi çizdiğimizde tam 8.58 hedefine doğru bu ürün aşağı stop noktasındaki bölgesini kırmayarak yavaş 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 hedef bölgesine doğru gitti. Demek ki neymiş arkadaşlar teknik analiz işlemez diye bir durum yok teknik analiz her türlü işler. Ani haber akışında stop bölgesinde durduğumuz vakit ne olur? Gene işler. Çünkü bu sefer yukarıdan çıkış yaptığınız için tekrardan aşağıdan alma fırsatını da yakalayabilirsiniz. O yüzden her zaman teknik analize riayet edeceğiz. Evet Sterlin TL. Sterlin TL'de bakın burada tam bir şu an itibariyle direnç bölgemiz mevcut. Tam nereden geçiyor? 12-13 civarlarından geçen. Sterlin TL'de bir direnç seviyemiz mevcut. Yani Sterlin artık bundan sonra stop bölgesi nereye çekilebilir? 11.94 bölgesine bir stop bölgesi çekilip şuradaki hareket izlenebilir arkadaşlar. Sterlin'de bir 12.14 üzeri hareket görülürse de Sterlin'de 12.24 seviyesine doğru yukarı yönlü hareketler görmemizde mümkün olacaktır. Haftalık bazda gene baktığımızda sterlin tl'de yukarı yönlü kırılmış bir üçgen ve bu üçgen bizim için nereden geçiyor? 11.80 uzun vadede daha altlardan alım yapmış yatırımcılar varsa mutlaka 11.75'i takip edecekler. 11.75 altında bir kırılım olmadığı müddetçe sterlin de burada tekrardan yukarı yönlü hareketlerini hız kazanabilir arkadaşlar. Yani sterlinde de yön baya bir yukarı gözükmekte. Evet kısa da şimdilik 12-24 seviyesini verelim arkadaşlar sterlinde. En önemli haftalıktaki stop bölgesi yani daha aşağılardan alım yapanlar için 11.75. Daha üst bantlardan alım yapanlar için ise en yakın stop bölgesi şuradaki bölge olarak belirlenebilir. Burası da neresi? 11.90 bölgesi. Evet, sterlindeki arkadaşlar da bunu takip etsinler. E, fakat buradaki dirençte sterlinde zorlanacaktır. O yüzden dikkatli olun arkadaşlar. 12-13'te sterlin zorlanabilir. Sterlinci arkadaşlar bu seviyeye dikkat etsinler. Hemen Euro bölgesine bakalım arkadaşlar. Euro'da neler oluyor? Evet. Euro TL. Evet Euro TL'de gördüğünüz gibi arkadaşlar 10.41 seviyelerinde şu an hareketine devam etmekte. Euro TL'deki arkadaşlar hemen şuradaki stop bölgesini belirlesinler. EMA stop bölgesi 10.30'dan geçiyor. Ee, ve altında gene bir değer 10-15 bölgesi. Trend çizgimiz 10.30 EMA destek bölgemizde 10-15 seviyesinden geçmekte. Bu iki bölge üzerinde kaldıkça da arkadaşlar e, Euro'daki hareketler haftalıkta bir miktar daha yukarı yönlü gidebilir. Trend e, seviyelerimize haftalıkta baktığımız zaman Euro'da güçlü bir e, kuvvetli bölge trend bölgesi 10.50 civarındaki bölge olarak gözükmekte. 10.50 ilk etapta takip edeceğiniz dikkatli bir bölge. Euroda gözükmekte. Euroda e, yukarıdaki en kuvvetli direnç 10.50 dedik. Aşağıda uzun vadeciler için e, beklenmesi gereken 10.04 kuvvetli bir destek. Daha kısacılar için ise arkadaşlar kuvvetli desteklerimiz. Şuradaki 10.28, e, 10.30 ve 10-15 civarları Euro'daki arkadaşlar da bu seviyeleri takipte etsinler. Trend yönü hala yukarı gözükmekte arkadaşlar. Aşırı alım bölgesinde olan bir stokastik hala devam ediyor. Daha kısa da bakalım 4 saatliklerde. Stokastik hala aşırı alım bölgesinde. Saatlikte evet saatlikte biraz düzeltme gelebilir mi? Gelmez arkadaşlar. Bu da yukarı yönlü kırılım gerçekleştirdi. Evet Euro'da da yukarısı dikkatli bir şekilde dikkatli bir şekilde takip edilecek arkadaşlar. 10 45 10 50 seviyesi. Evet gümüş tarafına bakalım. Gümüşte neler oluyor arkadaşlar? Gümüş tarafında hemen inceleyelim. Evet gümüş ons. Gümüş ons da bizler için hareketler biraz e, yavaş ilerlese de arkadaşlar ilerleyen dönemlerde e, gümüşün onsunda tekrardan yukarı yönlü hareketler e, görmeye başlayacağız. Şu an ufak ufak e, düzeltmeler gümüşün onsunda görülse de e, bizler gümüşün onsunda yakın zamanda tekrardan yukarı yönlü hareketleri görmeye başlayacağız. İlk etapta e, gümüşün ons tarafında 28.80 ve akabinde de 29.20 seviyelerine doğru giden e, bir gümüş ons bizleri bekleyecek. Gümüş gram tarafında zaten 7.50 bizim için önemli. Bu destek üzerinde kalındıkça 7.64 ve 7.69 ve 7.94 seviyelerine doğru da gümüşün gram kısmında yukarı yönlü hareket beklentilerimiz dahilinde. Türkiye ekonomisine baktığımız zaman arkadaşlar %19'luk bir enflasyon oranı yani yukarıda da bir 8.58 civarında dolar tl kuru bize her şeyin neyin ne olduğunu zaten açıkça. Söylemekte daha fazla e, yorum yapmaya da gerek yok. Bu seviyelerde kalınması e, maalesef hem ihracat hem ithalat açısından pek iyi olmayacaktır. Özellikle ithalatçıyı vuracak bu denge inşallah zaman içerisinde doların TL tarafına doğru güç kazanmasını sağlayabilir. Fakat şöyle de bir durum var: enflasyonist baskı. Bu enflasyonist baskı nedeniyle eğer ki e, Avrupa Merkez Bankaları ve A.B.D. merkez bankaları bir faiz arttırımı yönüne giderlerse, işte o zaman neler olabileceğini ben düşünmek istemiyorum. Tabii inşallah bizim merkez bankamız böyle bir düşünceyi de planlayıp kurgulamıştır diye düşünüyorum, umut ediyorum arkadaşlar. Şu an itibariyle dolar endeksinin aşağı seviyelerde olmasından kaynaklı. Ayrıca ABD 10 yıllık tahvillerin de aşağı yönlü hareket seyretmesinden dolayı dışarıda dolar kuru zayıf arkadaşlar. Dolar kuru şu an itibariyle bizim ülkemizde güçlü. Bu zayıf durumda bizim ülkemizde TL karşısında doların güçlü olması ileriki dönemlerde çünkü mutlaka dünya bankaları faiz arttırımlarına gidecektir arkadaşlar. Çünkü bastıkları Paralar başlarına ilerleyen dönemlerde ekonomilerin düzelmesiyle açılmasıyla birlikte başlarına dert olacağından dolayı bu paraları yavaş yavaş piyasadan çekmek isteyeceklerdir ve bunun için de faiz arttırımlarına gideceklerdir. İşte o zaman bizim stratejimizi de merak etmemek elde değil. O zaman geldiğinde yine sizlerle birlikte yeni videolarımızı inşallah yapacağız ve bunları sizlerle birlikte gözlemleyeceğiz. Evet Bitcoin tarafına baktığımız zaman arkadaşlar Bitcoin'de e, ne dedik? Özellikle bizler için kısa da şuradaki 842 seviyesi çok önemli. Haftalık bazda baktığımız zaman 842 üzerinde e, Bitcoin'de bir kapanış görmediğimiz müddetçe yönün tekrardan aşağı evrileceği yönünde düşüncemiz mevcuttu. Bu düşüncemizi de hala koruyoruz. Benim e, düşünceme göre Bitcoin şuradaki 42 bin direncine takılacak ee, ve bu direnci aşamayıp buradaki obu oluşumu nedeniyle arkadaşlar ilk etapta 33 bin dolar seviyesi ve onun altından da 27 bin dolarlar seviyesine doğru aşağı yönlü hareketini gerçekleştirecektir diye düşünmekteyim. Tabii bizim buradaki düşüncelerimiz e, bir şey ifade etmiyor. Bazı arkadaşlar bitcoin ile ilgili sorular sormuşlar nereden alınır satılır diye bitlo.com var arkadaşlar benim de referansın ve reklamını yaptığım bitlo.com Sizler buradan isteyen arkadaşlar benim referans kodumla girip bitcoin ve altcoinlerle ilgili alım satımlar yapabilirler Tabii bunun için 18 yaşından büyük olmak şart buralarda işlem yapabilmek için bu da çok önemli e, açın inceleyin bakın arkadaşlar kafanıza yatarsa e, buralardan bitcoin ve altcoin işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Evet sevgili dostlarım bugünkü videomuz da bu kadardı. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Cuma günü tekrardan piyasaların kapanmasıyla birlikte genel e, destek ve direnç noktalarımızı inceleyeceğiz. E, Cuma günü görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.